Şimdi biz tabii bugün Altındağ'a geldik Zafer abiyle. Zafer abi benim kültür anlamda birçok şeyde bilgi aldığım bir abimdir. Dedi ki Adem sen bu Ulucanlar Cezaevi'nin hikayesini biliyor musun? Ben dedim ki Ulucanlar Cezaevi bizim hayatımızda var ama detaylı bir bilgiye sahip değilim. Dedi ki mutlaka senin burayı öğrenmen lazım. O zaman dedim ki sadece ben öğrenmeyeyim, bir video çekelim. Kıymetli takipçilerimiz de öğrensinler. Zafer abi de kırmadı sağ olsun, çok teşekkürler. Abi şimdi sen kapıdan girer girmez tabii şunu gösterdim bana, yani giriş bu şekilde diye. Adem şöyle, ben buraya her geldiğimde şu anda öyle tüylerim diken diken olur. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihinde ismini bildiğin ya da hatırladığın ne kadar kişi ve olay varsa hepsinin yolu bir şekilde buradan geçmiş. Ulucanlar'dan geçmiş. Ulucanlar Cezaevinden. Bak görüyorsun şuraya bak. Bu dar koridorlar, evet. Basık hücreler. Daha neler var? Mesela işte bu bir gardiyan. Orada görüyorsun. Evet. Yani ona baktığımız zaman Türkiye'de işte 1980'leri, 70'leri, o sağ sol olaylarını, darbe dönemlerini hepsini sembolize ediyor aslında bence. Bugün tabii güzel olan tarafı şu, çok acılar var burada. Yaşanmış çok büyük acılar var. Hikayeler var. Enteresan. Kültürde, sanatta, siyasette bildiğin kim varsa birazdan şaşıracaksın. Hepsi buradan geçmiş. Enteresan bir şekilde. Bak mesela şimdi bulunduğumuz yer. Evet, bir dar ağacı. Ve burası 6 Mayıs 1972. Deniz Gezmiş ve arkadaşları biliyorsun bu cezaevindeydi. Evet. Türkiye solu açısından çok bilinen, tanınan bir isimdir. Bak 2004 tarihinde idam cezası kaldırılıyor ama kaldırılana kadar burada tespit edilen infazlar. Görüyor musun? İskilipli Mehmet Atıf Hoca'dan başlıyor. Doktor Nazım Bey, Atatürk'e suikast davasında vardır. Albay Talat Aydemir, özelliği şudur. 20 Mayıs 1960 darbesinden sonra iki kez darbe yapmaya kalkmıştır. İkincisinde buraya getiriliyor, sonrasında idam ediliyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan aynı şekilde. Yine Necdet Adalı. Arkasından Mustafa Pehlivanoğlu, o da Ülkücü Camia'nın çok iyi bildiği isimlerden biridir. Onun bir de yaz bıraktığı bir mektup var. Bir mektup var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu okudu. Bak Mustafa Pehlivanoğlu'nun altında Erdal Eren var. Bu Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardır meşhur. Ah o gözler, hatırlar mısın? Yaşı büyütülerek idam edilen. Erdal Eren 17 yaşındayken idam ediliyor. Bak bir sağdan bir soldan Mustafa Pehlivanoğlu, o da çok genç. 8 Ekim 1980 darbeden yaklaşık bir ay sonra, bir ay bile değil. Arkasından hemen Erdal Eren, yine o da iki ay sonra. Şöyle bakıyorsun Fikri Arıkan, işte Ednan Kavaklı, o adli suçluymuş. En son burada Ali Bülent Orkan idam ediliyor. Evet. Ya tabii bu acı bir tablo. Yani baktığın zaman bunlar Türkiye'nin gençleri. Bir sağdan bir soldan diyerekten 12 Eylül'den sonra dar ağacına yollanmışlar. Bir de o dönemin ruhunu anlatan bir söz vardır. Ne diyor Kenan Evren? Asmasaydık da beslese miydik diye. İşte o idamlar maalesef burada gerçekleşiyor. Yani şöyle bak, kafayı kaldırdığında yukarıda mesela burası gözetleme kulesi. Burası, yani buradan kaçış, buradan çıkış yok. Böyle bir yer. Türkiye'nin yakın tarihinin böyle kilometre taşlarından birisi. Tabi buranın müze haline getirilmesi de Türkiye'nin bence önemli yaptığı hamlelerden bir tanesidir. Yakın döneme kadar burada hala bir cezaevi olarak burası kullanılıyordu. Burası kapalı görüş alanı. Bak burası çok enteresan. İşte sen ziyaretçin buraya geliyor. Şu arkada bak orası çift cam bir de. Yani işte görüyorsun görmüyorsun ya da konuşabiliyorsun konuşamıyorsun. Bu hatta bazı türkülere de konu olmuştur. Çift camlardan ses gelmiyor. Hatırlarsan türkülere konu olmuştur. Görüyoruz. Yani burada hakikaten işte bir cezaevinden bir müzeye bence son derece yerinde. Sadece bu değil. Bak daha içeride çok şaşıracağın, hani seni üzecek, bu kadar da olmaz dedirtecek çok daha manzaralar var. Vallahi Zafer abi yemin ediyorum şu anda bile böyle bir tüylerim diken diken oldu. Bu da muhtemelen bir nakliye aracı. O dönemin işte Cemsemi diyorlar bunu, askeri araçlarından biri. Tabii hiçbir detay burada atlanmamış. Tabii 12 Eylül'ün o darbe dönemlerinin kötü taraflarından biri de şu. Yani mahkumlar bak içeride onu sembolize ediyor. Doktora götürülürken dahi çok ağır işkencelere maruz kalıyorlar. Yani bu araçlarda, başka araçlarda da maalesef böyle. Gördüğün zaman burası bir avlu. Evet. 1924'te buranın cezaevi yapılması kararı alınıyor. İşte 2004 yılına kadar da cezaevi olarak kullanılıyor.
Şimdi galiba koğuş kısmına geçiyoruz. Evet, burası birinci kısımdı. Bak mesela cezaevi içerisinde de cadde isimleri var. Burası İzmir Caddesi. Evet. Şurası işte Berber, mahkumların o dönemde tıraş oldukları. Evet. Zaten biliyorsun 3 numaraya aynen kafayı... Abi. Yani şunda mesela kaç tane... Tabii orada bak yani. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, yani rahmetli Deniz Gezmiş, belki hepsi tamam, bunlar aynen zamanında burada tıraş olmuşlardır. Şimdi bakın, buradan ikinci koğuşa gidiyoruz. Bir de buranın şöyle bir özelliği var 12 Eylül'de. Sağcılar ve solcuların koğuşları var. Ama bir de biliyorsun darbe döneminin şöyle bir icraatı da var. Onlar buna karıştır barıştır diyor. Birbirlerine kurşun sıkan darbeden önce gençleri burada aynı koğuşlara da koyuyorlar. Evet. Tabii burada maksat onları aslında karıştırmak barıştırmak değil. Kırdırmak. Kırdırmak gibi biraz. Burası da yine... Tabii burası da yine bir iç avlu. İç avlu. Ya şimdi hani söyledim ya, sadece siyasi tutuklular değil, hepsi siyasi tutuklu da gençler, o bildiğimiz isimler değil. Ya Türk Edebiyatı'nın çok önemli isimleri bak, birazdan göreceksin. Hepsi bir şekilde burada bir süre geçirmiş. Evet. Burada ne yazıyor? Hürriyetini kaybettin, onurunu kaybetme. Burası galiba sağcıların koğuşu değil mi? Bak, sağcıların koğuşuyla solcuların koğuşu arasındaki farkı göreceksin. Şu duvarda burada fotoğraflar var. Ha, oraya bakalım. Bak mesela bunu mahkumlar yapmış, sağcı mahkumlar yapmış. Aslında çok güzel yani böyle. İşte rahmetli bu Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu. Vay be, 1975. 1975. Mustafa Pehlivanoğlu. Mustafa Pehlivanoğlu bu darbeden sonra idam edildi. Darbecilerin idam ettiği yalnız genç. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Zafer abi? Yemin ediyorum Mustafa Pehlivanoğlu'nun o mektubunu dinlerken, Sayın Cumhurbaşkanı okumuştu o mektubu, ailesine yazdı. En çok da beni duygulandıran nişanlısına yaptığı söz insanı yıkıyor yani. Çok acı bir olaydır. Aslında suçlandığı, idamına sebep olan olayla kendisinin bir ilgisi yok. Evet. Öyle söyleyeyim yani sana. Fikri Arıkan, Ali Bülent Orkan, bunlar işte o dönemin ülkücü gençleri. Evet. Hepsi burada hayatlarının bir dönemini geçirmişler. İşte bir Muhsin Yazıcıoğlu da kolay yetişmiyor yani. Tabii buralardan yani şöyle düşündüğün zaman. Şu benim mesela çok hoşuma gitmişti. Kendi imkanlarıyla bunu yapıyorlar. Evet. Burada volta atıyorlar işte yani düşün. Bak şimdi burası... Burası da çay ocağı. Herhalde. O da bir mahkum. Ha evet. Evet burası koğuşun çay ocağı. Tabii koğuşun çay ocağı. Burası banyo ve tuvalet kısmı. Biliyorsun filmlerde çok buralar böyle şey olur, değişik evet anlatılır. Bazı hesaplar burada görülür. Şu o dönemden kalma bir ocak. Vay be. Hala bak geçerken ben gerçek zannettim birden. Bu işte o dönemi yine sembolize eden kelepçeler, melepçeler. Eski bir pranga. Ne zaman bak düşünebiliyor musun? Ne zaman kullanıldığı bilinmiyor ama işte ayağından prangalıyorlar mahkumları. Vay be. Şurada o dönem mahkumların işte ailelerine yazdıkları mektuplar. Gel bak burası mesela. Şimdi Ankara'nın soğuğu meşhurdur Adem. Ankaralılar iyi bilir. Böyle bir soba, bu da o dönemden evet kalma. İşte bu güğüm. Vay be. Ve düşün yani burada işte ranza düzeni. Burada muhtemelen koğuşun en kıdemlisi. Evet. Duvarda bir saz, eski dönemi anlatan bir radyo. Yine şu mahkumların kendi yaptıkları bir gemi. Gemi. Burası dediğim gibi sağ görüşlü mahkumların kaldığı yer. O döneme ait yine bir televizyon, Grundig marka. Burada da şeylerin fotoğrafları var zaten. Burada da işte bak o bahsettiğimiz o havuz başını görüyor musun? Orada fotoğraf evet çektirmişler.
Burada tabii bak rahmetli Yazıcıoğlu'nun işte namaz takkesi, en son giydiği pijama takımı eşi Gülfer Hanım hediye ediyor müze olduğunda. Ya yani şuraya bakıyorsun. Tarağı alınmış. Bu da yine o dönemin siyasi mahkumlarından Ali Bülent Orkan'a ait eşyalar, kitapları baktığın zaman. Ama şurada tabii dönemin ruhunu bu kimin? Ahmet Arif. Evet. Ahmet Arif. Ahmet Arif mesela biliyorsun çok önemli, çok önemli bir şairdir ya. Türkiye'nin en önemli şairlerinden biri. Sol kesimin de daha böyle sevdiği, benimsediği bir isimdir. Onun da çok yazdığı muhteşem şiirler vardır. 33 kurşun, hasretinden prangalar eskittin. Çok güzeldir. Ah ah ya. Bak dedim mi sana, herkesin yolu bir şekilde edebiyattan, siyasetten buradan geçmiş durumda. Evet. Şurada bak darbe günü, yani 12 Eylül 1980 gününün gazeteleri işte. Ordu yönetime el koydu. Yönetim orduda. Evren iki nokta üst üste, yeni yönetime herkes yardımcı olmalı. Böyle böyle gidiyor. Tabii şu var. 650 bin kişi gözaltına alınıyor 12 Eylül'den sonra. Yüz binlerce insan işkenceden geçiyor. 53 galiba insan idam ediliyor. Ve Türkiye'nin üzerinden her anlamda silindir gibi geçen bir süreç. Şu da enteresan başlık. Cumhuriyet'in parti yöneticileri 10 yıl siyaset yapamayacak. O 7 yılda kalktı ortadan. 87'de referandum oldu. Evet. Yani burada, buraya geldiğinde bu müzeye, Türkiye'nin yakın tarihini bir şekilde işte görüyorsun. Aslında bizim gençlerimizin buralara gelip bu yakın tarihi bir de bu gerçek yerinde görmeleri çok değerli ve kıymetli diye düşünüyorum yani. Ya şöyle düşün Adem. Tamam, o dönem sağ sol olayları var. 5000 tane çocuğumuzu, gencimizi, insanımızı kaybetmişiz. Ama o zaman insanlar, ya şöyle enteresan bir şey var. Sağcısı da solcusu da vatan diyor. Türkiye diyor. Yani böyle bir Türkiye idealleri var. Evet. Ve o çocuklar onun mücadelesini yapıyorlar. Belki de Türkiye'nin en kıymetli kuşaklarından birini biz o darbeyle beraber maalesef kaybettik. Öyle de bir durum söz konusu. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi vardır mesela 80'lerin sonunda. O da burada çekilmiştir. Vay Zafer abi be. Burada çocuklar burada, babalarını beklediler. Tabii. Kadınlar kocalarını görmek istediler değil mi? Görüş gümüş. Çok böyle akustiği de olan bir yer burası. Evet. Burada ne şiirler yazılmıştır. Farkında mısın? Sesimiz yankılanıyor. Evet. Zafer abi sen de yalnız bir şey söyleyeyim. Bayağı hakimsin yani. Ya 12 Eylül benim yani ilginç bir şekilde çok ilgimi çeken bir dönemdir. Çocukluğum benim Balgat'la geçmişti. Balgat o zaman bugünkü işte Çukurambar bir gecekondu semtiydi ve biz akşamları, şimdi inanmayacaksın buna, babam işten gelirdi. Gündüz biz top oynarken siperler kazılırdı. Akşam için, çatışma için siperler kazıyorlar. Yapma ya. Tabii tabii, biz akşam vakitlerinde onu izlerdik. Böyle gün kararmadan işte babalar eve gelir. Somya var o zaman Adem. Kimse Somya'da oturmaz. Gecekondu'da yerde oturursun. Çünkü her an camdan bir kurşun girebilir. Abi yani, Türkiye neler atlattı ya. Maalesef. Atlatmış yani. Maalesef. Burası Hilton koğuşu da burası galiba. Bu Hilton koğuşunun özelliği şimdi, kendini hazırla. Çok lüks bir yer olarak düşünme. Üst düzey siyasileri buraya getiriyorlar. Hmm. Bülent Ecevit, rahmetli Ecevit de burada kalıyor. Adı o yüzden Hilton. Burası şimdi ülkede başbakanlık yapmış isimleri, siyasetle uğraşmış isimleri işte getirip koydukları yer burası ve buranın adı Hilton. Böyle bak, burada işte Nihat Subaşı, Ahmet Emin Yalman, kendi döneminin en önemli gazetecilerinden birisidir. Erdoğan Tokat da aynı şekilde eski gazetecilerden. Şinasi Nait Berker, öbür tarafta sanıyorum siyasilerin kaldığı yer. Ve evet, burası rahmetli Ecevit'in kaldığı Hilton koğuşu. Bak şurası ne oluyor? 3 metrekare var mı? İşte o kadardır işte yani. Yani böyle bir yer. Cüneyt Arcıyrek yine eski gazetecilerden 2015 yılında hayatını kaybetti. Ama adı Hilton. Düşündüğün zaman. Vay be. Kurtul Altuğ, Muzaffer İlhan Erdost ki kardeşi de sanıyorum burada hayatını kaybetmişti, onun da. Abi yani... Gerçekten yani insanın tüylerini diken diken eden bir ortam. Asıl bak şimdi şu koğuşa geçelim. Bak burada mesela yine tarihi bir fotoğraf.
İsmet İnönü'nün Osman Bölükbaşı'nı cezaevinde ziyareti. Mesela 1957. Osman Bölükbaşı da mesela merkez sağda siyaset yapan bir isimdir. Hitabetiyle bilinir, tanınır. O bile mesela hapse girmiş. Şurada şey... Şöyle bakıyorsun Hilton. Bak hikaye burada. Cezaevindeki mahkumlar arasında Hilton olarak adlandırılan 9. ve 10. koğuşlar ilk kez 1957 yılında dönemin milletvekili Sayın Osman Bölükbaşı'nın tevkifi üzerine özel olarak yaptırılmıştır. Ankara manzaralı Hilton daha sonraki yıllarda dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit'in tutukluluk sürecine tanıklık ettiği gibi daha birçok önemli gazeteci ve yazarın da yolunu Ulucanlar'dan geçmiştir. Bak kimler kalmış? Bülent Ecevit, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, bak bir sağdan bir soldan, evet, görüyor musun? Osman Yüksel Serden geçti. Geçti. Ya Halikarnas balıkçısının cezaevine atmışlar. Yani Cevat Şakir kaba açtı. Cemal Sağlam, Fethi Giray, Hüseyin Cahit Yalçın böyle gidiyor. Vallahi. İbrahim Cüceloğlu. Vallahi ne desek ki. Bak burada mesela enteresandır. Yılmaz Güney. Bak Deniz Gezmiş, Ulucanlar cezaevine götürülürken yıl 1971, Sivas Şarkışla'da yakalanıyor, sonra buraya getiriliyor. 6 Mayıs 1972'de de burada idam ediliyor. Yılmaz Güney 1974'te buraya getiriliyor, sonra yere açık bir cezaevine naklediliyor. Daha sonrasındaki süreçleri yurt dışına kaçıyor. Yusuf Aslan 1972'de Deniz Gezmiş'le beraber idam edilen isimlerden. Bu da Deniz Gezmiş ve arkadaşlar. Evet, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. Bu da son fotoğraf, idamdan önceki son fotoğraf o da. Ve yine burada bak Nazım 1938, Hikmet. 20 Mart 1938 Nazım Hikmet burada. Vay be. Yani yolu buradan geçmeyen kimse yok. Necdet Adalı, işte Erdal Eren, yaşı büyütülerek idam edilen. Bu da Adem, işte o 2000'li yılların başında burada çok büyük olaylar oldu. Burası açıktı. Yani çok fazla insan burada hayatını kaybetti. O da yine Türkiye tarihinin gerçekten son derece böyle tartışmalı bir dönemiydi. 2000'lerin hemen başıydı. 2000-2001. Ya burada çok büyük olaylar oldu. Çok fazla sayıda insan mahkum hayatını kaybetti. Burası da? Burası da işte o koğuş. Bak 89 yılından bir anı, Fenerbahçe'nin o dönemki şampiyon kadrosunun posterinde buraya asmışlar. Bak şurada ne diyor? Taş taşı ama laf taşıma. Güzel. Burada daha değişik bir soba var. Oradaki soba nispeten daha yeniydi. Vallahi abi. Öyle bir yer. Şu özellikle çok gerçekçi olmuş. Yemin ediyorum anlatırken bir tuhaf oldum ya. Dinlerken daha doğrusu. Bak asıl burası. Buraya bak şimdi. Evet arkadaşlar şimdi tecrithaneye gidiyoruz. Tecritler. Bu da ses var mı? Bir şey olmaz. Burada işte gardiyan değil mi? Burada gardiyan. Yani o dönemin tabii özelliklerinden birisi de işkenceler. Evet. Yani şuradan baktığında zaten şu demir kapı. Yani şunun sesi bile insanın psikolojisini bozmaya yeter. Vallahi öyle ya. İçeri görüyorsun. Sesler de çok gerçekçi ya. Tabii böyle. Şöyle baktığında bak, içeri bak istersen, kamera çeksin. Evet. Vay be. Yani gün ışığını sadece buradan görebildiğim bir yer. Şu kapı açık mı? Işıkları yakın! Allah belanı! Dışarıya gerçekten hiç benzemiyor, hiçbir yere benzemiyor. Yani böyle bir sıkıntısı var. Ve
nasıl insanın psikolojisini etkiliyor değil mi? Abi sen ne diyorsun ya? Ya bu... Burayı... Burası ziyarete açık mı? Açık. Yani bura müze olarak kullanılıyor. Haftanın 5 günü sanıyorum. Pazartesi, salı galiba kapalı. Onun dışında hep açık. Burada... Ha mesela burada da istersen gir içeri bak, ücretlediğin yer bu kadar bir yer. Evet. Yani düşünsene şurada aylarca kaldığını, şu kadar bir yerde aylarca kalıyorsun. Bir de Ankara'nın soğuğunda kalıyorsun. Bak camda şey yok, cam ve arkasında öyle bir demir levha. Allah'ım. Öyle bir yer. Zafer abi çok teşekkür ediyorum ya. Yani ben teşekkür ederim. Senin mihmandarlığında... Ya inşallah ya Ankara'ya gelen herkes burayı ziyaret eder. Abi bunu zaten yani, biz kesin söylemiş olalım. Yani burayı insanlar gelsinler görsünler abi. Yani demokrasinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu. Aynen. Yani evet. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek açısından burası bence çok arkadaşlar, önemli. Arkadaşlar ben Zafer abiye çok teşekkür ediyorum. Ulucanlar cezaevini dolaştık kendisiyle. Hem yakın tarihi hatırladık hem de biraz anımsadık o günleri. O günlere gittik. Dolayısıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiği anlamında da burası önemli bir gösterge. Burası müze olarak aynı zamanda kullanılıyor. Ziyaretçilerine de açık. Mutlaka burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim Ankara'da. Zafer abi sen ne söylemek istersin son olarak? Sadece Ankara'nın değil yani Türkiye'nin yakın tarihini kitapların dışında da öğrenmek, görmek isteyen, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmak isteyen herkesin burayı mutlaka görmesi lazım. Yani bugün bu ülkede 12 Eylül yaşanmışsa, o acılar yaşanmışsa işte oranın o 12 Eylül simgeleyen en sembolik yer bugün burası. Hala bir cezaevi değildi, bir müze haline getirilmesi bence çok anlamlı. Bir de şöyle mutlaka bir şey var mesela, şimdi şurada en önemli siyasiler var. Burada da tecrit odası tabii, var. Tabii. Yani hemen oradan sesini duyuyor. Ya sistematik olarak bir işkence. Tabii. Zaten olay psikolojik yok. De bir şey var yani. Tabii. Burası da işte tam o Uçurtmayı Vurmasınlar filminin çekildiği alan. Evet. Arkadaşlar burayı sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vallahi Zafer abiye de bir kez daha teşekkür ediyorum yani.